Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 1 Kasım 1928. Yıl olarak en azından bilinmemiştir. Başlar. Yani 1926'da Medeni Kanun, 1928'de ise yeni Türk harflerinin kabul edildiğini kesinlikle bilelim. Niçin alfabe değişimi yapıldı? Niçin Batı'dan Latin harfleri alındı? Buna biraz değinelim. Osmanlı Devleti'nde Osmanlıca denilen bir yazım kullanılmaktadır arkadaşlar. Osmanlıca bir dil değil, yazı şeklidir. Nedir? Arap harfleriyle Türkçeyi yazmadır. Fakat Osmanlı yöneticileri, özellikle edebiyatla uğraşan aydınların da etkisiyle Osmanlıcanın içerisine Arapça ve Farsça kelimelerin bol miktarda girmesi, Türk dilinin gelişmesini ve bu yazının okunup anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Bu yüzden yeni Türk harflerinin kabul edilmesindeki en önemli amaçlardan bir tanesi okuma, yazmayı kolaylaştırma, okuma, yazmayı tabana yani halka yayma. Okur yazar oranını yükseltme. Niçin yükselecek okur yazar oranı? Okuma yazmanın kolaylaşması otomatikmen okur yazar oranının yükselmesi manasına gelecek. Avrupa ile aynı alfabenin yani Latin harflerinin kullanılması kültürel bir yakınlaşma olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928'de yeni Türk harflerinin kabul edilmesi hakkında kanun çıkarmıştır. Latin alfabesi ifadesini ÖSYM çok kullanmaz arkadaşlar. Çünkü Latin alfabesi olduğu gibi alınmamış. Bazı harfler eklenmiş, bazı harfler çıkartılmış. Sonuç bu. Ne alfabesi olmuş? Yeni Türk harfleri olmuş. Sorularda yeni Türk harflerinin kabul edilmesi milliyetçilik olarak da sorulur arkadaşlar. Neden? Çünkü Arap harfleri terk edilmiş, yeni Türk harfleri benimsenmiş. Yeni Türk harflerin benimsenmesi hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda yapılan bir çalışma? Milliyetçilik. Yeni Türk harflerin benimsenmesinden sonra halka okuma yazma seferberliği yapılması ise halkçılık olarak sorulabilir arkadaşlar. 1923-28 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı halde harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirilmiş. 23'te önemli yenilikten yapılmaya başlandığını söylüyor. Fakat harf inkılabının 28'de gerçekleştirilebildiğini söylüyor. Yani ne olmuş? Bir gecikme olmuş. Muhtemelen bize gecikmenin nedenleri sorulacak. Bu gecikmede 1-2-3 durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarının rastlantıya bırakılmak istenmemesi bu gecikmede etkilidir. Daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların sonuçsuz kalması. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Tanzimat döneminde, işte encümeni Daniş kurulmuş, Avrupa'dan uyarlanan harflerle yeni bir alfabe sistemine geçilmesi amaçlanmış. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Enver Paşa'nın Osmanlıca harflere yönelik yapmak istediği ıslahatlar başarısızlıkla sonuçlanmış. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru cevaptır. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması bu gecikme üzerinde etkili değildir arkadaşlar. Arap harflerinde daha fazla harf vardır. Yeni Türk alfabesinde ise daha az harf vardır. Alfabedeki harf sayısının az veya çok olması da bu gecikme üzerinde etkili olmamıştır. Sorumuzda doğru cevap C seçeneğidir. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin sonuçları, Batı ile kültürel yakınlaşma süreci başlamış, okuma yazma oranı artmış ve mevcut kitapları yeni harflerle bir daha basıldığı için basılan kitap sayısı artmıştır. Basılan kitap sayısının artmasındaki en önemli sebep harf devrimi yapılmasıdır. Yani kütüphanedeki piyasada kitapların hepsinin yeni harflerle bir daha basılması gerekiyor. Artı okur yazar oranı artacak. Dolayısıyla basılan kitap sayısı artmıştır. Çağdaşlaşma yolunda atılan önemli bir adımdır. Zaten yapılan tüm inkılaplarda çağdaşlaşma, batılılaşma doğru cevap olur arkadaşlar. 1928'de halka yeni harflerle okuma, yazma öğretmek amacıyla millet mekteplere açılmıştır. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesini tamamlayıcı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 1928 yılında
millet mekteplerinin açılması yönünde düzenleme yapılmasıdır. Millet mektepleri ile ilgili kısaca bilgi verelim arkadaşlar. Millet mekteplerinde 16-45 yaş grubunda, bu kitaplarda bazen 14-45 ifadesi de kullanılabilmektedir arkadaşlar. Yani ilkokul çağını geçmiş yetişkin insanların okuma yazma öğrenmesini sağlamak amacıyla açılan kurumlardır millet mektepleri. Genelde eğitim süresi 4 ay olarak belirlenmiş. İki tip derslik açılmış: A dersliği, B dersliği. A dersliğine gidenler hiç okuma yazma bilmeyenler, okuma yazmayı öğrenenler B dersliğine geçerek temel hayat bilgileri, temel sağlık bilgisi gibi bilgiler almış ve burayı bitirenlere bir diploma verilmiştir. Yeni Türk harflerini halka tanıttığı için ve ilk dersi bizzat Mustafa Kemal verdiği için de Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen unvanı verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen unvanı verilmesinde hangi olay etkili olmuştur? Yeni Türk harflerinin benimsenmesi etkili olmuştur. Bu tarih, yani 24 Kasım tarihi, günümüzde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır arkadaşlar. Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım olarak benimsenmesi 1981'den itibaren olan bir gelişmedir. Yani 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olması Atatürk dönemi gelişmesi değildir. Millet mekteplerinde halka okuma yazma öğretildiğini söylemiştik. Bu becerilerinin, yani halkın okuma yazma becerisini devam ettirmek amacıyla, okuma yazmanın unutulmasını engellemek amacıyla da Halk Mecmuası diye dergi çıkartılmıştır arkadaşlar. Bunu da bilmemizde fayda var. Okuma yazma alışkanlığının sürmesini sağlamak amacıyla Halk Mecmuası çıkarılmıştır. Konuyla ilgili sorularımıza bakalım. Türkiye'de 1928'den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 28 tarihinde ne oldu? Harf devrimi yapıldı ve mevcut kitapların yeni harflerle yazılması gerekiyordu. Bu yüzden harf inkılabının yapılması basılan kitap sayısı üzerinde etkili olmuştur. Sorumuzda doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinin açılmasındaki amaçlardan biridir? Millet mekteplerinin niçin açılmıştı? 1928 yılında yeni Türk harfleri benimsendi ve bu harfleri halka öğretmek amacıyla millet mektepleri açılmıştı. Dolayısıyla sorumuzda doğru cevap nedir? Her kesimden vatandaşa, yani okul çağını aşmış her kesimden vatandaşa okur yazar durumuna getirmek amacıyla millet mekteplere açılmıştır. Sorumuzda doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okur yazar oranını arttırmaya yönelik? Evet, çözdüğümüz her 3 soruda arkadaşlar mantıken birbirinin çok benzer sorular. Yani burada millet mekteplerin niçin açıldığını bilirsek bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözeriz. Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okur yazar oranını arttırmak için açılan okul millet mektepleridir. Sorumuzda doğru cevap A seçeneğidir. Burada şu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Yeni Türk harflerini benimsemeden önce bir komisyon kurulmuş ve araştırma yapılmıştır. Mustafa Kemal'e sunulan raporda yeni harflerine geçiş sürecinin bir raporda 5 yıl, diğer raporda ise 15 yıl olarak belirlendiğini görmekteyiz. Bu rapor Mustafa Kemal'e sunulduğunda Mustafa Kemal'in ilk tepkisi şu olmuştur: bu işi ya 3 ay içinde yaparız ya da hiçbir zaman yapamayız. Hatta yapılan teklifler arasında şu da vardır: gazetelerin bir kısmının yeni harflerle basılması, bir kısmının ise, yani yarısının ise, eski harflerle basılmasını teklif etmişlerdir. Mustafa Kemal yine bu teklifi halk 3 yıl sonra, 5 yıl sonra veya 15 yıl sonra yine eski harflerle olan kısmı okur, yeni harfler olan kısmı okumaz düşüncesiyle bu devrimin, bu inkılabın bir an önce yapılmasını istemiş ve kısa zaman içerisinde de yeni Türk harfleriyle gazetelere basılmış. İlk dönemlerde bu gazetelere hükümet tarafından maddi destek sağlanarak
bu gazetelerin ayakta kalması da sağlanmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğitim kültür alanında yapılan yeniliklere devam ediyoruz. Ve 1932 yılında halk evlerinin açılmasına geldik. Halk evleri Atatürk dönemi gelişmesi olarak kesinlikle bilelim arkadaşlar. Yani bu konu Atatürk dönemi gelişmesi olarak da sorulabilir. Niçin 1932 tarihinde halk evleri açılmış? Halk evlerin açılmasındaki temel amaç düşünce ve kültür alanında birliği sağlama. Hangi birliği sağlama? Köylü ile şehirde arasındaki kültür birliğini sağlama. Yani halk evlerinin daha çok kültürel amaçlarla açıldığını bilelim. 1932 yılında ilk olarak 14 merkezde halk evleri açılmıştır. Köylü ile kentli arasındaki kültürel farklılıklar halk evlerinde yapılan eğitici programlarla azaltılmak, bu farklılık giderilmek istenilmiştir. Halk evleri 1952 tarihinde, yani Demokrat Parti döneminde kapatılmıştır. Halk evlerinin kültür birliği sağlamaya yönelik açıldığını ve halk evlerinin Atatürk dönemi gelişmesi olduğunu kesinlikle bilelim arkadaşlar. 1-2-3 uygulamalarından hangileri halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir? 1932 yılında açılan halk evleri kültürel gelişmeyi sağlamaya yönelik açılmıştır. Köy Enstitüsü yine bir eğitim kurumudur. Açılan her eğitim kurumu halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir. Millet Mektepleri de yine bir eğitim kurumudur. Okur yazar olmayan insanlara okuma yazma öğretilmiş ve halkın kültürel alanda gelişmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla her üç kurumda kültürel gelişmeye katkıda bulunmuştur. Sorumuzda doğru cevap E seçeneğidir. Soruyu bir de şu şekilde soralım arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır? Halk evleri Atatürk dönemi, millet mektepleri Atatürk dönemi, fakat köy enstitüleri ise 1940 yılında açıldığı için Atatürk dönemi gelişmesi değildir.